Merhaba arkadaşlar, yine karşınızdayım. Biraz hasta olur gibi oldum bu hafta. İşler de biraz yoğundu. Bir şeyleri böyle geç yaptık bir şeyleri. Sonra benim yüzümden sıkıntılar oldu. Çok da stresliydi açıkçası. Çok psikolojik olarak iyi değildim. Ben de öyle çok kendimi böyle iyi hissetmediğim zaman çıkıp da böyle sizlere bir şeyler anlatmaktan açıkçası keyif almıyorum. Şimdi epeydir şu şeylerden bahsedecektim. Rapçi muhabbetlerinden. Aslında bir de şöyle söyleyeyim. Bayağı zamandır evde tek başımayım. Şimdi biraz sonra gideceğim, dolaşacağım. Hem yürüyüş olsun hem dolaşmak istiyorum. Yani aslında öyle hem dezim hem desi yok. Meydana gideceğim. Orada bir ciğerci abi var. Trabzon'da bir tane zaten ciğerci var. Belki orada ciğer yerim. Akşam 17'de Trabzonspor'un maçı var. Dediğim gibi hafta çok stresliydi benim açımdan. Bir de hatta dün tweet attım onunla ilgili. At bak şuramda ya da şuramda sivilce çıktı. Şuramda sivilce çıktı stresten. Stresten kastım da şu. Çevremdeki insanların çevremdeki insanların derken yani genelde sevdiğim insanların tabii ki problemleri olunca, dertler olunca ben çok dert yapıyorum bunu. Elimden bir şey gelmiyor çoğu zaman. O zaman daha da fazla efkarlanıyorum. Ama gördüğüm kadarıyla dertlerin sahipleri benim kadar kendi dertlerine üzülmüyorlar, dertlenmiyorlar. Bununla ilgili de bir video çektiydim geçtiğimiz zamanlarda. Bundan sonra elimden geldiği kadar kimsenin derdiyle dertlenmemeye çalışacağım. Mutlu olamıyorum resmen. Normalde Allah'ıma çok şükür hiçbir derdim, problemim, hiçbir sıkıntım yok. Ama bırakmıyorlar ki arkadaş mutlu olalım yani. Şeylere aldırış etmiyordum çok fazla. Bu psikologlar ya da görmüş geçirmiş insanlar hep şey diyor. Değiştiremeyeceğiniz şeyler hakkında çok fazla düşünmeyin işte. Çok böyle kafaya takmayın. Ben aldırış etmiyordum ona ama gördüğüm kadarıyla bu hayat başka türlü şey yapmayacak. Sürdürülebilir değil. Onu söylemek istiyorum. Şimdi normalde aklıma başka şeyler vardı. Konuştukça aklıma başka şeyler geliyor. Şimdi bu sürdürülebilirlikle ilgili ben bir sürü video çektim zaten. Geçtiğimiz zamanlarda bir kardeşimiz bir problem yaşadı. Öyle sıcağı sıcağına bir şeyler söylemek istemiştim ama sonradan vazgeçtim söylemekten. Detaylar çok önemli değil. Sürdürülebilirlik ya da bir şeyi sürdürmek çok kıymetli, çok önemli. Ve aslında doğaya baktığımız zaman da tüm her şeyin bu sürdürülebilirlikle mümkün olduğunu görüyoruz. Çünkü niye? İşte dünya bilmem kaç milyon yıldır üzerinde işte canlılar var, ıvır var, zıvır var. Bir şekilde çok yavaş, çok yavaş olmasına rağmen süreklilik arz ederek birçok şeyi başarmış. İçinde bulunduğumuz dönemde kimle konuşsam, özellikle genç kardeşlerimi, bir şeylerin çok çabuk olmasını istiyorlar. Bir şeylere çok çabuk ulaşmak istiyorlar. Ne bileyim bedenlerine, akıllarına çok zulüm ediyorlar aslında. Ya da ne bileyim çok hırslıyım diyor mesela ben. Bilmem neyi öğrenmek istiyorum diyor. Gece gündüz uyumuyor. Ailesine vakit ayırmıyor, kendine vakit ayırmıyor. Evet, birkaç gün, birkaç hafta, birkaç ay bir şeyler oluyormuş gibi oluyor ama sonrasında iş yok tepe taklak olmaya başladığında şeyi fark ediyorsunuz. Artık o bir ayda bozduğunuz şeyleri geri kazanmak için bir aydan çok daha fazlasını harcamanız gerekiyor. Mesela buna şey de örnek verebiliriz. Yani dediğim gibi doğaya baktığınız zaman her şey böyle. İşte
Konuşuyorum mesela, kilo verdim diyor. 30 kilo verdim diyor. İşte 2 ayda 30 kilo verdim atıyorum. Nasıl verdin diyorum. Hiç yemek yemedim diyor. Dolayısıyla bütün aslında yağları da gitmiş, kasları da gitmiş. Fakat o 2 ayda kaybettiği kasları geri kazanmak için çok daha fazla çalışması gerekiyor. Dolayısıyla bir şeyleri planlarken uzun vadeli, hatta çok uzun vadeli bakmak lazım işlere. Bu arada planlamaktan kastım şu tabii ki. Birçok şeyi öngöremiyor olabiliriz ki öngörmemiz de çok mümkün değil. Ne bileyim işte, ben kendimden örnek vereyim. İşte diyorum ki mesela şunu 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 yapacağım. Bir telefon geliyor, bir şey olmuş. İşte çocukların birinin ateşi çıkmış. Gidiyoruz onu doktora götür. Ivırı zıvırı. Dolayısıyla işler zincirleme bir şekilde bozuluyor. Yani neyse, söyleyeceğim şu arkadaşlar. Taş patlasa 70 yıl yaşayacağız. Ve bu 70 yılın kaç yılı sağlıklı? Kaç yılın cebimizde kendimizi özgür hissedebileceğimiz kadar paramızın olduğu? İşte zaten biliyorsunuz, bilmem kaçı tuvalette, bilmem kaçı uykuda. Uyku çok önemli, buna girmiyorum. Velhasıl aslında zaman çok kısıtlı. Yani bunu birçok insan söylüyor ama ben yine söylemek istiyorum. Zaman çok kısıtlı. Bu dünya, tamam mı, çalışmaktan ibaret değil. Bize empoze edildiği gibi sürekli bir şey öğrenmekten ibaret değil. Gezmek lazım, görmek lazım, deneyimlemek lazım. Tabii öğrenmekten kastım tabii burada şey. Ben bizim yani mesleki tarafından bahsediyorum işin. Yani bilmem ne çıkmış, lan uyumayayım, sabaha kadar ona bakayım. Bilmem ne çıkmış, sabaha kadar ona bakayım. Böyle bir hayat sürdürülemez. Bu çok net. Futbolculara bakın. Adamlar profesyonel. Yüz binlerce dolar, TL para harcanıyor bunların beslenmesine, yemesine, içmesine. Adam çıkıyor 90 dakika oynuyor mesela. 95 dakika oynuyor. 96-97. Dakikada başlıyorlar yıkılmaya. Yani her şeyin bir aslında matematiği var. Onu söylemek istiyorum. Yani neyse ya. Böyle büyük büyük, hiç hoşuma gitmiyor. Yani hiç hoşuma gitmezdi ben de böyle konuşunca insanlar. Ben de onlar gibi oldum. Bunuyor muyum? Ne yapıyorum? Sülalemde de çok var. Alzheimer, bunat falan. Ben de muhtemelen zaten bunarım. Neyse arkadaşlar, dünya 2 günlük dünya, çok da kasmayın. Siktir edin şeyi ya. JavaScript öğrenme ya, boş ver. Öleceğiz gideceğiz. Şimdi şey söyleyeceğim. Ben Benfero'yu hiç sevmiyordum. Hatta dalga geçiyordum. Bu Ezel mezel var. Gerçi Ezel'i yine sevmiyorum da. Fakat ya Bilgem abinin, Bilgem Çakır'ın böyle hiç çok basitmiş gibi gözüken bir lafı vardı. Ben onu bir türlü şey yapamıyorum. Unutamıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Defalarca da tekrarladım. Konuşurken de çok kullanıyorum. Bir şey başarılı olmuşsa bir şeyleri doğru yapmıştır demişti o zaman Bilgem abi. Ne hakkında dediğini hatırlamıyorum. Bir podcast'te mi demişti? Burada kodla da konuşuyorduk. Orada mı demişti? Bir videosunda mı denk gelmiştim? Hiçbir fikrim yok. Ama bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizde psikolojik olarak şöyle bir sıkıntı var. Ben de zaten aşırı var da. Bir bok atma, bir burun kıvırma, yani ne var la onda? Mesela bir uygulama görüyorsun. Mesela yıllar önce şey görmüştüm bir tane. Adam bayağı para kazanmış, ev almış, araba almış. Yani para kazanmıştan kastım bu. Bizim çünkü Türk insanı olarak ölçütümüz biliyorsunuz. Ev var mı, arabası var mı olduğu için. Bir kasa programı yazmış. Adı programı kasa programı mı, öyle bir şey. Nasıldı? Bir sütuna kasaya giren parayı, bir sütuna çıkan parayı yazıyorsun. Altta da toplam veriyor. Bir de her gün rapor gibi bir şey var. Görüyorsun kaç lira girmiş, kaç lira çıkmış, kaç lira kalmış. Böyle deli gibi, böyle cahilce konuşuyordum sağda solda. İşte diyordum, lan adam şunu yapmış, ben bunu 1 saat yaparım falan filan. Arkadaşlar, böyle bir durum söz konusu değil. Konuşacağınızı yapacaksınız. Şimdi Benfero'ya gelince ben hep şöyle bakıyordum olaya.
Ya işte saçma sapan sözleri var, ıvır zıvır. Bu arada mesela yine kulaklığımı takacağım, Benfero dinleyeceğim. Birkaç tane şarkısını dinleyeceğim. Ya işte saçma sapan sözleri var diyorum kendi kendime. Ne diyor yani bu? Bir şey diyor mu? Ne dedi diyor? Rock, gada, rock, rock, rock bir şeyler diyor mu? Ne diyor? Ya sonra düşündüm. 30 milyon, 35 milyon. Yani çok fazla izlenme şeyleri var. Adam bir şeyleri demek ki doğru yapmış. Bizim çocuklar sürekli dinliyordu. İşte Spotify önerdiği için o zamanlar. Onların da hoşuna gitmeye başladı. Tabii dinledikçe şeyi fark ettim. Ya abi adamın derdi şey değil ki ya. Bir mesaj vermek değil. Yani adamın olayı eğlendirmek. Ve nitekim müzikler, işte sound gayet güzel, gayet eğlendiriyor. Ne bileyim, spor yaparken aç dinle. Araba sürerken, denize giderken aç dinle. Deniz kenarında ne bileyim Bluetooth hoparlörden dinliyorsan aç dinle. Yani adam entertainment dedikleri şey, yani eğlenceye adam hizmet ediyor. Yani adamın, şimdi biz alışmışız Sagopa'dan Makopa'dan şeye, muhteşem sözler, anlamlı sözler, abi anlam olmasına gerek yok ki hitap etmesi için. Yani adamın derdi de o değil zaten, adam kendi de diyor. Velhasıl artık böyle bakıyorum her şeye. Mesela bu Norm Ender var. Mekanın sahibi geri geldi. Uzun yıllardır ben rap dinliyorum. Ben sanırım üniversiteyi 2000 yılında başladım. Bizim dekan vardı. Hala da ne diyorlar onlara? Hala da o DJ'likle uğraşıyor ama ne yapıyordu onlar ya? Şarkıları revize ediyorlar, işte altyapı hazırlıyorlar falan. O işleri büyüttü. Profesyonel olarak bu işleri yapıyor. Ben dekan, işte dekan Ömer'le beraber. Ömer bana sevdirmişti Türkçe rap'i. Tabi o zamanlar benim ilgimi şeyden çekiyordu. Küfür, kıyamet. Ben küfürü seviyorum. İnanılmaz hoşuma gidiyordu. Sonra işte Sagopa'yla beraber bayağı bir dinlemeye başladım. Ya işte bu Norm Ender çıktı. Mekanın sahibi geri geldi ıvır zıvır. Kardeşim, ben o kadar rap dinledim. Ben bu vatandaşı, yani mekanın sahibi olacak kadar hiç duymadım yani. Bir tane şarkısı vardı. Söylediler onu. Ona da muhtemelen zamanında ya bir dergi CD'sinden denk gelmişizdir ya bilmem neden. Yani bu egoya da hastayım yani öte yandan. İşte bu Benfero'ya falan laf çekiyor. Arkadaşlar, şunu artık kabullenmek lazım. Jenerasyon diye bir şey var. Ve bu jenerasyon sürekli yenileniyor. Benim çocuklarım bana benzemiyor. Benzeyemez de yani baktığın zaman. Teknik olarak mümkün değil bu. İmkanlar farklı, doğdukları dünya farklı, yaşadıkları ev farklı, ne bileyim. Ben mesela 25 yaşındaydım, ilk yürüyen merdiven Trabzon'a Mira Park diye bir yer yapıldı. Size yemin ediyorum korkuyordum ben yürüyen merdivene binmeye. Normal merdivenlerden dolaşıyordum. İşte Nilüfer elimden tutuyordu beni. Öyle zor bela, böyle kalbim çıkacakmış gibi çok korkuyordum yani. Ama bizim Ömer mesela 2,5 yaşında tek başına biniyor yürüyen merdivene. Yukarıdan da inebiliyor adam. Asansör aynı. Adam onun içine doğmuş. iPad'i ben 30 yaşında gördüm. Adam doğduğunda iPad vardı bizim evde. Dolayısıyla bir jenerasyon farkı var. Yani bu Benfero'yu ya da yeni nesil bir şeyler yapan insanları o kafayla eleştirmek çok doğru değil. Dediğim gibi 2-3 sene önce ben de öyle düşünüyordum. Artık düşünmüyorum öyle. Bir şeyleri insanlar sevmişse, kabul etmişse, tamam mı? O şey güzeldir kardeşim. O kadar konuşuyorum ki ya. Şimdi buradan şeye bağlayayım hikayeyi. Şimdi mesela yolda ya da ne bileyim izle Twitter'da bu Doğan arabasını, Kartal arabasını sürenlere kızıyoruz, küfrediyoruz. Ya işte yüksek sesle müzik dinleyip kız mı tavlanılır? Araba bö 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 bağırıyor falan. Doğru. Her şeyin bir zamanı var. Gece 12'de egzozla beraber rangır 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 araba sürmenin bir manası yok. Fakat öte yandan şöyle düşünüyorum. Şimdi mesela bunları eleştirenler hep hali vakti yerinde insanlar genel itibariyle. İşte kendi, mesela bizim arabamız var. Benim yani sürdüğüm bir araba var. Arkadaşımın sürdüğü bir araba var. Bir hayatımız var. O arabalar süren insanların bir hayatı var. Ben şunu fark ettim. Biz aslında bunları kıskanıyoruz. Çok ciddi bir şekilde
çekemiyoruz aslında. Niye çekemiyoruz? Adam 25-30 bin liralık arabasıyla ve ona taktırdığı iki tane hoparlörle, bir tane egzozla çok mutlu adam. Adam mutlu oluyor o şekilde. Sen 300 bin liralık arabanla, dubleks evinle, ne bileyim, 250 ekran televizyonunla, ne bileyim, PlayStation bilmem neyinle, iPhone 15'inle mutlu olamıyorsun. Ama adam 20 bin liralık arabasından aşırı derecede mutlu oluyor, keyif alıyor. Ne bileyim, dıngır 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 böyle gidiyor onlar yerlan bir. Dıngır dıngır dıngır, kalın lastikler, kabak lastikler. Ne bileyim abi, yani adam bundan keyif alıyorsa buna itiraz etmememiz lazım. Yok işte trafikten top atılsın falan. Dediğim gibi ben de öyle düşünüyordum. Artık düşünmüyorum. Acayip saygı duyuyorum onlara. Herkese saygı duyuyorum. Çünkü abi adam ondan keyif alabiliyor ya. Bu bizim açgözlülüğümüzle alakalı. Çünkü biz sahip olduğumuz anda ha, bu sesimi kaydediyor mu ya? Bir dakika. Kaydediyor herhalde. Biz bir şeylere sahip olduğumuz anda çünkü gücümüz var. Görece daha fazla gücümüz var. Kıymetli kalmıyor. Ama adam zaten o sahip olduğu şeye sahip olmak için bayağı bir uğraşmış. Onu elde etmiş. Adam onu yaşıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Adam onu yaşıyor abi. İnanılmaz hoşuma gidiyor artık. Bu konuda da böyle düşünüyorum. Bu arada ben telefon aldım şaklar. Tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi iPhone 3 kameralı iPhone aldım diyecektim. Fakat şöyle göstereyim. Hatta niye öyle kasıyorsam şöyle yapayım, dur. Şöyle yapayım. Şöyle göstereyim. Xiaomi Mi A3 aldım arkadaşlar. Acayip bir telefon. Tamam mı? Xiaomi A3 aldım. Saf Android var bunun içinde. 1400 küsura aldım. Gayet de memnunum. Bir hafta oldu alalı. Normalde kutu açılımı gibi bir şey yapacaktım. Dediğim gibi hastalık, mastalık. Elektriğim olmuyor bazen arkadaşlar. Yani ben konuşmak için de konuşmak istemiyorum. Gayet memnunum. Alacak olanları da öneririm. Öbür telefonum, benim emektarımı sanırım bir 5 yıl kullandım. Artık karşı tarafın sesini duymamaya başladım. Kulaklık girişi temassızlıklara başladı. Çeviriyordum abradan şeyini, kabloyu. Ondan sonra ben dedim arkadaş alayım bir telefon. Bu yaşıma kadar, yani bu zamana kadar zaten toplasan 4-5 tane telefonum olmuştur. Hepsi amiral gemisiydi. Yani ilgili markaların en üst seviyedeki telefonlarıydı. İlk defa giriş seviyesi denebilecek bir telefon aldım. Çünkü telefona ihtiyacım yok. Allah kalbimi biliyor. 3310 normalde alacaktım. 3310'da şey olsaydı, interneti paylaşma olayı, hiç tereddütsüz onu alacaktım. Ama olmadığı için sonra işte buna kadar geldi hikaye. Telefonları çünkü sevmiyorum. Telefonda konuşmaktan nefret ediyorum. Telefonla yazışmak, konuşmak, ne bileyim, bana iletişim değilmiş gibi geliyor. Onun başka bir adı olmalı. Haberleşiyoruz diyelim ona. İletişim çünkü başka bir şey. Ben beceremiyorum en azından. Anlamıyorum yani. Şeyi sevmiyorum. Ya ben aslında öyle demek istememiştim. Ya benim için de aynı, karşı taraf için de. Yani ben müneccim miyim? Nereden bileyim ne yazdığını? Oraya yazmış mesela. Ne yazmış diyelim ki? Ne haber? İyiyim yazdım. Ben ne haber demek istemedim. Ebenin erökesi ne demek istedim? Ben nereden bileyim? Velhasıl bu arkadaştan tanışın. Acayip bir şey arkadaşlar. Bir de ucuz ya. Öyle hoşuma gidiyor ki. Kamera var arkasında. 3 tane kamera var. Dedim koskoca Polestar almışken 3 kameralı alır dedim. De bunu kabile kutu gibi koysaydılar arkaya hoşuma giderdi daha fazla ama işte. Android One diye bir projesi var Android'in. Hepsinin canı cehenneme. Akşama kadar emülatör içinde kullanıyordum. Şimdi telefonun içinde kullanıyorum. Neyse. Ben şimdi gidiyorum.
Biraz gezeceğim sokakta, meydana gideceğim sonra. Bu arada asıl konulara geleyim. Şu üzerimde görmüş olduğunuz şeyi bana geçen sene olmuyormuş. Ben çok hatırlamıyorum. Böyle çok dar oluyormuş. Şimdi gördüğünüz gibi gayet güzel oluyor. Giymeye başladım. Çünkü niye? Fehmi abim sayesinde sanıyorum 1,5 ay, 2 aya yaklaştı mı? 2 aya yaklaşıyordur. Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Aslında çalışıyorum değil, bayağı bir sağlıklı besleniyorum. Yani hiç programın dışına çıkmıyorum. Programda şu, kabaca 2000 kalori geçmiyorum ve her gün hemen hemen 100 grama yakın protein almaya çalışıyorum. Tabii ki şeker, meker onlar yok artık. Ama şey söyleyeyim. Şey söyleyeyim ya. Fehmi abi, bizim meslek lisesindeki uşaklarla Faroz limanında çay içiyorduk abi. Bir arkadaş gitmiş, bir tane biz krem, bir tane probis, bir tane de krem malı bisküvi almış. Soğuk nasıl biliyor musun abi? İnanamazsın. Böyle çay bardağına sarılıyorum. Lan bir koktu bisküviler. Yemin ederim dedim bunlar bisküvi değil muhtemelen. Beynim dedim bana oyun oynuyor. Bunlar dedim başka bir şey. Üçünden de birer tane alıp yedim. Çok mutlu oldum o anda. Öyle bir kaçamak yaptım yani. Çılgınlıklarım oluyor bazen. Onu da söyleyeyim. Dediğim gibi spor işte ağırlık kaldırıp indiriyorum. Merdivenlerden inip çıkıyorum. Fırsatını buldukça işte zaten işe yürüme gidip geliyorum. İşe yürüme gidip gelme tempomu artırdım. Biraz hızlı yürüyüp geliyorum. Şey, yürümeye çalışıyorum. Ne bileyim eve geldiğim zaman çocuklarla boğuşuyorum falan. Hayat kalitem bayağı bir arttı. Şey manasında yani artık vücudumu daha anlamlı bir şekilde kullanabiliyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Kilo 84,1 ile başladık. Şu anda 83,2. Kiloyla çok fazla işimiz yok. Fehmi abinin dediği gibi bizim ölçümüz ayna ve şey işte göbeği ölçüyoruz, bir şeyleri ölçüyoruz. Bir incelme söz konusu velhasıl. Kas yapıyorum. Sırf kasım. Şimdi zaten kas yapayım. Sonra dövüş etmeyi öğreneyim. Bol bol insanlarla dövüşeceğim. Çünkü artık konuşmayı sevmiyorum insanlarla. Dövüşmeyi tercih edeceğim. Şu anda dövüşsek beni döverler. Çünkü teknik, taktik hiç bilmiyorum. Ama o eksiğimi de tamamladıktan sonra bir sonraki aşamada silahlanıp bir sonraki aşamada da Dexter Race'in taktiklerini uygulayıp bir ölüm makinesine dönüşeceğim. Evet, bu sonunu sevmedim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kimseye bulaşmayın. Ben şimdi gidiyorum meydana. Ciğerci Tafo'da bir ciğer yiyeyim. Bir protein ve oradan gains alayım biraz. Bakayım ne olacak. Hadi görüşürüz.